Arkadaşlar merhaba. 2021'in ikinci sorusu da yine bir takipçimizden Bülent'ten geldi. Bu sorunun fotoğrafı çok iyi çıkmadığı için ben soruyu bir kere daha yazma gereği duydum. Şimdi sorumuz şöyle. Öncelikle Bülent'e teşekkür ediyoruz. X, Y'ye farklı asal sayılar. A sayısının asal bölenleri X, Y'ye. B sayısının da asal bölenleri yine X, Y'ye. A çarpı X, Y kare ve A X kare Y'nin ortak tam sayı bölenlerinin sayısı 24. Bx kare y kare ve bx kare y küpün ortak tam sayı bölenlerin sayısı 48 tane. A çarpı b'nin pozitif bölen sayısı en çok kaçtır? Arkadaşlar her şeyden önce eğer halihazırda kanalıma abone olmadıysanız hemen videoyu durdurup abone olursanız ve videoyu da beğenirseniz çok sevinirim. Sizin de sorularınız varsa Kerem T ile Matematik Instagram adresinden keremtaskiran@hotmail.com e-mail adresinden yollayabilirsiniz. Arkadaşlar önce videoyu bir siz soruyu çözmeye çalışın. Sonra da çözümlerinizi karşılaştırın. Bakın burada diyor ki A çarpı X'ye kare ve A X kare Y. Şimdi ben A'nın nasıl bir sayı olduğunu bilmiyorum. Buna X üzeri A. X ve A'dan oluştuğunu biliyorum. Pardon, X ve Y'den oluştuğunu biliyorum. Şimdi A ile yani X üzeri A, Y üzeri B ile X Y kareyi çarparsak arkadaşlar ne olur? X üzeri A artı 1, üçler toplanır. Y üzeri B artı 2. Bu bir. Diğeri de A ile yine X üzeri A, Y üzeri B ile X kare Y'yi çarparsak X üzeri A artı 2, Y üzeri B artı 1 olur. Ve bunun ortak tam sayı bölenlerinin sayısı. Ortak dediğimizde EBOB'a gideceğiz değil mi? EBOB'da ortak olanlardan küçük olanları alırdık. X üzeri A artı 1, şu ikisinden üstü küçük olan A artı 1. Şu ikisinden de üstü küçük olan B artı 1. Bunun da ortak tam sayı bölenlerinin sayısı. Üçleri birer arttıralım. Ve bu pozitif bölen sayısı. Bunu 2 ile çarpalım. Bu neymiş? 24. Şunları da sadeleştirelim. 12. O zaman şuraya yazalım. A artı 2 çarpı B artı 2. 12 olacak. Bu elimizde kalsın. Şimdi gelelim B sayısına. B'nin de nasıl bir sayı olduğunu bilmiyoruz. B de X üzeri C ve Y üzeri D gibi bir sayı olsun. B sayısı x üssü c, y üssü d. Şimdi bunu x kare y kare ile çarparsak x üzeri c artı 2, y üzeri d artı 2 olur. X kare y küple çarparsak x üzeri c artı 2, y üzeri d artı 3 olur. Yine ebob'larını alıyorum. Üslerden küçük olanları. D artı 2 ve d artı 3'ten küçük olan da d artı 2. Bunun pozitif bölen sayısı c artı 3 ve d artı 3. Bir de 2 ile çarptık. Tam sayı bölen sayısı 48. Sadeleştirdik. 24 çıktı. C artı 3 çarpı D artı 3 D 24. Şimdi ben burada 23 yazdım. 24 özür diliyorum. Burada A çarpı B'nin pozitif bölen sayısı en çok kaçtır? Üçleri mümkün olduğunca çarpımı büyük olacak şekilde yapmaya çalışacağım. Şimdi 12'nin çarpanları neler? 3 ve 4 olabilir, 2 ve 6 olabilir, 1 ve 12 olabilir. Şimdi 2 ve 6 olamaz, B'ye 0 vermem gerekir. Y çarpanı yok olmuş olur. 1 ve 12 zaten olmaz, B'ye eksi 1 vermem gerekir. O zaman 3 ve 4 olma gibi bir durumu var, başka da bir şansı yok. O zaman A'ya 2 vereyim, B'ye de 1 vereyim. Yani A sayısı x üzeri A, y üzeri B idi. A sayısı arkadaşlar x kare ve y üzeri 1. Şimdi geldik buraya. 24'ün çarpanları 3 ve 8, 4 ve 6, 2 ve 12. Şimdi 2 ve 12 olamaz. D'ye eksi 1 vermem gerekir. 1 de olamaz. D'ye eksi 2 vermem gerekir. Halbuki x ve y asal çarpanlarının olduğunu söylemiş. 3 olabilir mi? D'ye 0 vermem gerekir. O da olmaz. 4 ve 6 olacak. 1, buraya da 3 verdik. Yani B sayısı da x üzeri 1 ve y üzeri 3 oldu arkadaşlar. Şimdi A ile B'yi çarparsak x küp ve y üzeri 4 oldu. Pozitif bölen sayısını sormuş. Üçlerini birer arttıralım ve çarpalım. Bunda pozitif bölen sayısı 20 çıkar arkadaşlar. Bu da çok güzel bir soruydu. Bülent'e teşekkür ediyoruz. Kendinize iyi bakın.